Ben Doktor Sibel Orhan Yıldız. Bu eğitim videomuzda dış değerlendirici olmanın davranışsal yönlerine odaklanarak değerlendirme süreçlerinde etkili iletişim ve profesyonel ilişkiler hakkında bilgi paylaşımında bulunacaktır. Lütfen video sunumunda verilen bilgileri dikkatle dinleyiniz. Değerlendirici olmak temelde gönüllülük esasına dayanmaktadır. Değerlendirme takımında yer alan değerlendiricilerin yükseköğretim veya yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda deneyimli olması, etik ilkeleri benimsemesi, işbirliği ve ekip çalışmasına açık olması, zaman yönetimi ve etkin organizasyon becerisi ve son olarak da güçlü iletişim becerisine sahip olması gerekir. Yükseköğretim kalite süreçlerinde katma değer yaratan, açık tartışmalar yapılabilmesi ve uygulanan değerlendirme prosedürlerine olan güveni daha da arttırıp bunların iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırma, konuşma ve sunum becerilerine de sahip olunması esastır. Bu bağlamda değerlendiricilerin gerçekleştirdikleri değerlendirme faaliyetlerinin etkisinden sorumlu olduklarından, süreçteki tutum ve davranışlar üzerine derinlemesine düşünmeleri de büyük önem taşımaktadır. Her takımda temsilcisi bulunan farklı paydaşlar, alanlarındaki deneyim ve bilgilerine dayanarak değerlendirme prosedürlerine kendi bakış açılarını getirmeli, bunu yaparken akranlarının görüş ve çıkarlarını temel alıp üzerine eklemeler yapmalıdırlar. Etkili iletişim, keyifli bir çalışma ortamı elde etmenin ve dış değerlendirme süreçleri kapsamında en objektif ve kapsamlı değerlendirmeyi ortaya çıkartmanın anahtarıdır. İletişimde takınılan tutum, takımın ve yapılan çalışmaların şeffaflığına ve dürüstlüğüne büyük katkıda bulunur. Çünkü bilginin açıkça paylaşılması, herkese eşit bilgi sağlanmasına ve çeşitli konu ve hususların hem takım üyeleri içerisinde hem de takım üyeleriyle görüştükleri paydaşlar arasında aynı şekilde anlaşılmasına olanak tanır. Daha da önemlisi, takım üyeleri ve görüşülen kişilerin kendi bilgileri, görüşleri ve konuya dair düşünceleriyle değerlendirme sürecine katkıda bulunmalarına izin vererek kapsayıcılık ve eşitlik ilkeleri yoluyla değerlendirme prosedürlerinin kalitesini arttırır. Sağlıklı iletişim, istenilen bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesi, diğer takım üyelerine karşılıklı destek gösterilmesi, görüş, yaklaşımlardaki çeşitliliğin onaylanması, değerlendirme süreçlerine eşit düzeyde katılımın ve süreçlerin aynı şekilde anlaşılmasının desteklenmesi yoluyla takımın işlevselliğinin artmasını teşvik eder. Dolayısıyla ortak bir sahiplik ve sorumluluk duygusu oluşturulması, değerlendirme sürecinde iyi bir takım çalışmasının temelini oluşturur. Etkili ve sağlıklı iletişim saha ziyareti öncesi, ziyaret sırasında ve ziyaret sonrasında da devam etmektedir. Saha ziyaretine hazırlık aşamasında ekip ruhunu oluşturmak için takım içi kısa bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmeli. Tüm takım üyelerinin mutabık kalacağı net bir dizi kural, sorumluluk ve teslim tarihi belirlenmeli. Gerekli zamanı ayırmalı ve sahadaki ilk toplantıya ve değerlendirmeye dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca değerlendiricilerin kafasında netleşmeyen şeyler varsa diğer takım üyelerine sormaları söz konusu olabilir. Saha ziyareti sırasında takım üyeleri arasında ekipten bağımsız hareket etmemeli, kişisel görüşlerde ısrar etmek yerine ekip çalışmasına ve kolektif sonuca katkıda bulunulmalıdır. Başkalarının söylediklerine atıfta bulunulmalı, ardından kendi eklemelerimiz varsa yapılmalı, başkalarının görüş ve düşüncelerinin hakkını vermeli ve diğerlerine söz vererek değerlendirme sürecine katılmaları teşvik edilmelidir. Değerlendiricilerin kurumların geldiği, faaliyet gösterdiği farklı yükseköğretim ve kalite güvence sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, değerlendirme sürecinde farklı paydaş gruplarıyla görüşürken esnek olunması ve uyum sağlanması, ortamın farkına varılarak ve iletişim tekniğini buna göre ayarlanması oldukça önemlidir. Paydaşlarla yapılan toplantılar arasında düzenli olarak değerlendiriciler aralarında istişarelerde bulunabilirler. Bu, tüm takım üyelerinin fikirlerini paylaşmasını teşvik eder. Bu sayede herkes takımın sorularının ve görüşmelerdeki konuşmaların dengeli olduğunu hisseder.
Devamı niteliğinde başka sorular sorulması gerektiğinde herkesin konuşabildiğinden birbirinizi takip ederek emin olabilirsiniz. Tecrübeleri ve takımdaki konumları ne olursa olsun herkese cümlelerini ve düşüncelerini tamamlamaları için zaman vermeniz ve söz bölmemeniz gerektiğini lütfen unutmayınız. Saha ziyareti sırasında tüm takım üyelerine eşit davranıldığından emin olunmalıdır. Oturuma başkanlık ediyorsanız her takım üyesinin sorularını sormasına fırsat vermeye özen gösteriniz. Konuşmalara ve elinizdeki görevlere odaklanınız, değerlendirme dışındaki çalışmalara odaklanmaya çalışmayınız. Saha ziyareti sırasında sözsüz iletişiminize de dikkat etmeniz gerekmektedir. Yersiz yapılan jestler, göz teması veya yüz ifadeleri değerlendirme sürecini olumsuz etkileyebilir. Olabildiğince nötr olmak saha ziyaretinde önemlidir. Hassas konulardan bahsederken açık ve saygılı bir iletişim kurunuz. Değerlendirme ile alakalıysa bunları da gündeme getirmekten kaçınmayınız. Herkesin toplantıya katılmasına dikkat ediniz. Toplantının sonuna doğru sorularınızı bitirmeye çalışınız. Görüşülen kişilere toplantının sonunda eklemek istediklerini ifade etme fırsatı veriniz. Takım içi tartışmalarınızı ve her türlü kişisel izlenim paylaşımı ve yorumlarınızı aralarda ve özel toplantılarda yapmaya dikkat ediniz. Etkili iletişim için tüm tarafların beklentilerinin belirlenmesi ve ele alınması gerekmektedir. Değerlendirme süreçleri bir kurumun performansını önceden belirlenmiş bir dizi kritere göre değerlendirmeyi ve kurumların çalışmalarını sürekli gözden geçirme ve geliştirme çabalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu değerlendirmenin sonucu bir yandan kurumsal aktiviteler ve kurumun gelecekteki durumu üzerinde çok büyük etkilere sahip olurken, diğer yandan kalitenin artırılması açısından akranlardan bir şeyler öğrenmek için değerli bir fırsat olabilir. Bununla birlikte başta YÖKAK olmak üzere hem değerlendirme takımının hem de değerlendirilen kurumun beklenti ve duygularının farkında olmak ve dikkat gerektirecek muhtemel alanları öngörmek önemlidir. YÖKAK temelde sağlıklı bir dış değerlendirme sürecinin yerine getirilmesini beklemektedir. Bu doğrultuda YÖKAK değerlendirme takımından YÖKAK değerlendirme ölçütleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmasını, kurum yöneticileri, çalışanlar ve öğrenciler ile etkin şekilde iletişim kurulmasını, değerlendirmenin her boyutunda ekip haricinde kişi ve kişilere karşı bilgilerin gizliliğine riayet edilmesini, değerlendirilen kurumun bir başka kurum ile kıyaslama yapmadan değerlendirilmesini beklemektedir. Değerlendirme takımının beklentilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. Hem belgelerde hem de görüşmelerde kurumların açık ve dürüst bir şekilde kendilerini yansıtması, değerlendirilen kurum tarafından iyi yapılandırılmış ve eksiksiz belgeler teslim edilmesi, görüşmeler sırasında kısa ve bilgilendirici cevaplar verilmesi, yapılan işe ve hedefe odaklanılan bir çalışma ortamı, ilgili kişilerin yapıcı eleştirilerde bulunması. Değerlendirilen kurum beklentileri ise şu şekildedir. Saha ziyareti öncesinde ve sırasında net ve pratik bilgiler, talimatlar verilmesi, duyulmak ve anlaşılmak, birleştirici, yansıtıcı, saygılı ve adil bir değerlendirme yapılması, kanıta dayalı bulguların sunulması ve analiz edilmesi, değerlendirme sonunda iyileştirme odaklı geri bildirimler veren ve varsa gelişmeye açık noktaların nasıl iyileştirilebileceği hakkında ışık tutan faydalı bir rapor yazılması. Etkili iletişim için tüm tarafların beklentilerinin belirlenmesi ve ele alınması gerekmektedir. Değerlendirme takımı ve değerlendirmeden geçen kurumun iç paydaşlarına ek olarak iş dünyası temsilcileri, danışma kurulları ve yüksek öğretimle ilişkili diğer taraflar gibi dış paydaşların da dikkate alınması gerekir. Dış paydaşların beklentileri ise şunlardır. Değerlendirme sürecine katılım ve katkı sağlamak, geri bildirimlerini ve kendi düşüncelerini ifade etme alanına sahip olmak,
bir yüksek öğretim kurumundan mezun olanların yeterliliklerinin ve sosyal becerilerinin iş gücü piyasası ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlenmesinde etkiye sahip olmak ve toplumsal ihtiyaçların farkına varılmasını beklemektedirler. Yüksek öğretim kalite güvencesi ajansları ve diğer dış kalite güvencesi sağlayıcıları, dış değerlendirmeleri gerçekleştirmek için çevrim içi araçları kullanma yaklaşımlarını ve süreçlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak çevrim içi değerlendirmelerin iletişim ve konuşma dinamikleri üzerinde büyük etkisi vardır. Uzaktan değerlendirme prosedürlerinin olumlu etkilerine göz atarsak eğer, görüşmelere hem takımdan hem de görüşülen taraftan daha fazla katılım sağlanabildiğini, takım içi kısa istişareler yapılırken çevrim içi sohbet uygulamalarının kullanılabildiğini, takım içi özel tartışmalar yapılacaksa saniyeler içerisinde ayrı bir sanal odaya geçilebildiğini ve bunun süreçlere esneklik kattığını görebilmekteyiz. Ancak çevrim içi saha ziyaretlerinin zorlukları da söz konusudur. Çevrim içi bir ortamda anonimliğin sağlanması, örneğin takımın görüşülen kişilerle yaptığı özel tartışmaların kaydedilme olasılığı korkusu olabilir. Uzun bir sürenin ekrana bakarak geçirilmesinin takım dinamikleri ve motivasyonuna olumsuz etkileri olabilmektedir. Ayrıca sözsüz iletişimin kısıtlı kalması veya kurulamamasından da bahsedebiliriz. Bu zorlukları aşmak adına bazı stratejiler geliştirebiliriz. Takım ruhunun oluşturulması, çevrim içi zorlukları azaltabilmektedir. Oturumlar arasında takım içi istişarelerin planlanması da sıraladığımız zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır. Süreçlerdeki dış değerlendirici olmanın davranışsal yönlerine odaklanarak değerlendirme süreçlerine etkili iletişim ve profesyonel ilişkiler ile ilgili video sunumumuzun sonuna geldik. Başarılı bir eğitim süreci geçirmenizi diliyoruz.